Değerli basın mensupları, özellikle bugünkü görüşmelerimizde ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Ancak bunun yanı sıra ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele alma fırsatı oldu. Ekonomi alanında Sayın Başkan'ın da az önce ifade ettiği gibi milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık. Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projelerinde işbirliğimiz sürüyor. S-400'lerle ilgili de belirlediğimiz takdim çerçevesinde teslimatlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu gayretli çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Burada bu konuyu dile getirmişken savunma sanayi alanında da çok ciddi adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur ve istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde, gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Ortak çabalarımız neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de yapılan Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim tarihinde komite ilk kez toplanacak. Beklentimiz Anayasa Komitesi'nin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı bir siyasi değişimin önünü açmasıdır. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlib'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte ana gayemiz istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Türkiye olarak gerek Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi, gerekse sahada sükunetin muhafazası için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Başkan'la ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim. Daha önce ifade ettiğim gibi harekatın ana gayesi bölgeden PKK-YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bu harekat aynı zamanda bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına almaktadır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Türkiye olarak şimdiye kadar sahada attığımız bütün adımları hassasiyetle attık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4000 kilometre karelik alanı teröristlerden temizledik. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgeye 365 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu. Bu modeli Suriye'nin kuzeyindeki diğer yerlere de teşmil etmek istiyoruz. Biz 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz, bir milletiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın bir diğer önemli hedefi işte bunu temin etmektir. Harekatla güvenli hale getireceğimiz alana öncelikle 1 milyon, akabinde bir bu kadar da Suriyelinin yerleşeceğine inanıyoruz. Buna dair planlarımızı muhataplarımızla paylaştık. İnşallah uluslararası toplumun da katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attı. Sayın Erdoğan, Türkiye'nin askeri harekatının amaçları ve hedefleriyle ilgili detaylı açıklamalar yaptı Suriye sınırı boyunca. Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için attığı adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz. Türk tarafı hem terörün artması hem de çeşitli etnik çatışmaların artmasıyla ilgili endişeler duyuyor. Biz de bu endişeleri paylaşıyoruz. Bize göre bu bölücü tutumlar ve anlaşmazlıklar son zamanlarda suni bir şekilde körükleniyordu. Fakat önemli olan burada terör örgütlerinin bu Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu harekattan yararlanmaması, istifade etmemesi. Bunların arasında, bu terör gruplarının arasında DAEŞ var. Militanları Kürt silahlı örgütlerin cezaevlerinde bulunuyorlar ve kaçma teşebbüslerinde bulunuyorlar. Suriye'de kalıcı ve uzun vadeli bir istikrarın ve barışın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymakla mümkün olabilir. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur. Biz de Türkiye Cumhurbaşkanlığı'yla bu şekilde, bu doğrultuda görüşmeler yapıyoruz. Türk partnerlerimizin bu tutumu paylaşmaları çok önemli. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ve Suriyeliler beraber sağlayacak ve burada karşılıklı saygı olmazsa Türkiye ile Suriye aralarında bu mümkün olmayacak. Bununla beraber Suriye hükümeti ile Kürtler arasında geniş bir diyaloğun başlatılması gerekiyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşayan Kürtlerden bahsediyorum. Bu kapsayıcı diyalog yoluyla, ancak böyle bu yolla Kürt, Suriye, çok uluslu Suriye halkının vazgeçilmez parçası olan Kürtlerin hak ve hukukları ancak bu şekilde savunulabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler. 2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. 3. Bu çerçevede Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. 4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 5. 23 Ekim 2019 öğlen saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç
Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır. 6. Münbiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. 7. Her iki taraf terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin temin için gerekli tedbirleri alacaktır. 8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönmelerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır. 9. Bu mutranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir. 10. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye itilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir. Arz ederim.